çok büyük bir gastronomi festivali yapılıyor. Evet, bu sene de yapıldı. Evet, çok evet. Takip ettim. Evet. Gastronomi festivalini efendim davet ettiler, gidememişiz. Bir gelir misiniz? Nasıl yiyeceğiz? Nasıl batıracağız? Bunu, ya, sıcak ama, sıcak mı yapacağız? Bıçakla falan, hayır, bunu ya, şey ederekten bir tadına öyle bakın. Çünkü diğerleri daha kızarmış, lemi tam olmadı. Peki buna mı batırıyoruz? Hayır hayır, onu sadece yiyorsun. Onu neyle yiyorduk? Ya onun böyle bunu yerken onu da beraber. Siz onu önce bir yiyin, ondan sonra üstüne. Şöyle. Bak tamam, şimdi, çok öncelerden öyle yaparlar. Ama şimdi bunu çayın yanına dahi veriyorlar. Çayla bile çok güzel oluyor. Hiç sevmem programda ama bazen değil mi? Bir şey yemek de zorlar konuşma açısından. Bir şey söyleyeceğim. Esaslı bir şey. Çayların yanına da mı yapıyorlar? Evet, yapıyorlar. Hele kar yağdığı zaman muhakkak yapıyorum. Öyle kışın sıcak çayın yanında. Bu çok hoşumuza gidiyor. İstanbul'da kar yağdığı zaman. Peki bir şey öğrenmek istiyorum. Öğrenmek için soruyorum. Bunu böyle yedim. Bu pekmezli çorbayı da yanında kaşık kaşık öyle içiyoruz. Evet. Onu içemeyeceğim doğru. O şekeri. Evet. İçemeyeceğim. Yok. Şey yapar. Bunu hiç şekere de zarar yok. İnce bulgur. Bu et, çok güzel. Soğan, bu tam kadar, şeker için. Tuz, karabiber ideal bir yiyecek. Aslında öyle. Bu mesela şeker hastalarının ben hep yanıma alıp çıkıyorum yiyeceklerimi. Ben bunu kesinlikle yapacağım. Yanıma alacağım. Tabii ki. Neyle arkadaş edebilirim bunu mesela bu şey dışında? Yani, ayran, yoğurt. Ayran, yoğurt. Ayran, evet. Yoğurt. Çocuk. Çay. Çayın yanında çay. Harika gider. Yani. Süper. Soğuyunca da güzel oluyor tabii mu? Ki. Tabii ki. Tabii tabii. Gerçekten. Yani. Çok iyi, çok akıllı, çok mantıklı, çok ekonomik. Evet, evet. Bayıldım. Size evet. De afiyet ayrıca olsun. Bayıldım. Lütfen her zaman gelin. İnşallah. Bizim. Gelsinler mi? Evet diyorsunuz, çok sevdiniz. Oya Peker, İstanbul Gaziantepliler Derneği Başkanı, Fatma Sancılı, her şeye itiraz eden çok iddialı iddialı Fatma Hanım. Evet. Sonra bu tarifleri bana bir yazıp atar mısınız? Tabii şu ki. Patatesi ve şu köftenin şeyini kaç ne kadar ay, ne? Canını istediği zaman yapar yollar. Ay çok zor. Bak öyle de tatlı öyle. Ve Betül Ataol şefim. En şeker arkadaşım. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ayağınıza ediyoruz. Sağlık, ellerinize sağlık. Bugün hem bilgilendik, görgülendik, Gaziantep'ten bahsettik. Selamlar olsun dünyanın her neresinde. Gaziantep sever, Gaziantepli ve ülkesini sevenlere selam ediyoruz. Ve teşekkür ediyoruz. Biz de şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Biz teşekkür ediyoruz. Biz şimdi böyle çocuklar kız çocukları çok seviyorlar ya. Hani iki tane kulağı var. Burada da bir tane boynuzu var. Ondan yapıyoruz. Hadi süper. Erkan gidelim. Çok güzel el işleri. Hazırız. Ve sıcacığız bugün. Şal yapıyoruz ama bugünkü şal hani bu gala başka gala, bu şal başka şal gibi gider yani. Dikiş geçerken bunu da kapatacağız. Hmm. Şimdi tekrar üstlerinden bir spor dikiş geçilecek. Evdeki eski tabaklar bu şekilde değerlendirilebilir. Ben de Yıldız Hanım'dan öğreniyorum burada. Animal Nest, Baby Nest. Bak unutmam bunu bir daha. Bizim programda İngilizce'de öğreniyoruz. Evet Gülsüm Hanım. Ya çok güzel bir şey değil mi bizim bu şeyimiz? Evet Naz gitmeden o bir İngiltere'ye gitti. Çok önceden planlanmış bir seyahati vardı. Çok da güzel paylaşımlarda bulunuyor. Gitti dolu dolu bilgilerle de gelir inşallah. Bize bu şeyi aldı. Şimdi ben bunu uzun zamandır yapmak istediğim bir projeydi. Şu oyuncaklarını biliyorsunuz, çizgi filmlerinizi biliyorsunuz. Çevrenizdeki çocuklardan, hani ben erkek çocuklarının pek ilgi alanı değil ama onlar da biliyor bunu. Bizimkiler biliyorlar mesela. Uzun zamandır yapmayı planladığım bir şey vardı. Yine geçen gün oradan yine bir atkı yapmıştık o dergide. Bu proje yok. Ben bunu oradan yapmadım. Bunu yurt dışından aldığım, satın aldığım bir dünyaca ünlü bir dergide olan bir şey bu. Oradan kaynağım odur. Ama onlar örmüşler bunu.
Yani bir tane sweatshirt, işte bu kapşonlu eşofman üstünü örmüşler, örgüyle yapmışlar. Biz onunla oyalanmayalım, hazır çocuklar da evdeyken ve çocuklar bunu çok severken yapalım istedik. Tabii bizim bunun için bir çocuğa da ihtiyacımız var. Artık sen çocuk olmaktan bir çıkmışsın galiba. Koşarak gel Derfin. Derfin geldi. Derfin merhaba. Merhaba. Annenler seyrediyor mu? Derfin seyrediyorlar mı? Söyledin mi? Tamam. Çok tatlı. Derfin'in babası bu kanalda çalışıyor. Soyadını söyle Derfin. Eryol. Derfin Eryol. Şurasında bir şey var mı? Yok, değilmiş. Tamam, problem değilmiş. Derfin kurallar var, babandan da biliyorsundur belki. Hoş geldin. Gel şimdi yanımıza. Sen bu çizgi film mi de var? Hani seviyor musun bu karakteri? Seviyorum. Gel o zaman yanımıza otur Derfin'cim. Sağ olsun bizi kırmadı geldi. Buraya otur, gel canım. Şimdi kızlar bunu 3-4 yaşından sonra bayağı bir yaşa kadar seviyor. Hatta büyük çizgi film sevenler de seviyor. Ben de çok severim. Şimdi nereden başlayacağım? Önce bu nedir? Ondan bahsedeyim. Kız çocuklarının çok sevdiği çizgi karakter, tek boynuzlu at, mitolojide de var. Biliyor musun bu? Hani öyle uydurulmuş bir şey değil. Mitolojide de var. Orada da anlatılıyor. Bir efsaneye göre Sibirya'da 350 bin yıl önce bak. 350 bin yıl önce 4 ton ağırlığında, 4,5 metre uzunluğunda, 1,8 metre yüksekliğinde olduğu söyleniyor. Yani o zaman da varmış. Hatta bu böyle efsanede de, mitolojide de galiba böyle bir uçuyor falan bir şeyler oluyor. Bakın, Pegasus mu? Bu uçmuyor mu? Ama bunun da var şeyleri. Efsanede uçuyor. Tamam, ama burada da, şeyde de, masalında da bir şeyler var. Ben orada da bir görmüştüm. Her neyse, çocuklarınıza yapabileceğiniz, bunu nelere yapabilirsiniz? Bir, herhangi bir örgüyle bunu örebilirsiniz. Pembe çok yakışıyor buna. Bir tane bizim gibi uygun fiyatlı, pazardan oradan buradan kapşonlu bir eşofman üstü alabilirsiniz. Bunda dikkat edeceğiniz şey, bu üstü alırken şöyle kısa belde değil de hafif böyle kalçayı örtecek gibi olursa, bunun bir sürprizi var. O öyle çok daha iyi oluyor. Şimdi ne yapacağımızı, Berfin mankenlik yapacak. Ben göstereceğim. Gel şurada hemen giyinelim. Gülsüm Hanım, sen her şeyiyle hazır mısın? Hazırım. Erkan, biz şurada giyinelim. Gülsüm Hanım, sen bunun boynuzunu falan nasıl yapıyoruz? Kulakları kaç santim falan, onlardan bir bahset. Tamam.